İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "eskiden tüp kuyrukları vardı" sözlerini hatırlattı ve Türkiye'nin bugününü anlattı. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan ne zaman sıkışsa eskinin akaryakıt kuyruklarından bahseder. Kotalı satışlardan bahseder. Önlenemeyen fiyat artışlarından bahseder. Peki kendisinin devri iktidarında 2021'in Türkiye'sinde durumlar nasıl? Mesela akaryakıt kuyrukları var mı? Var. Hem de sadece akaryakıt değil, ekmek kuyruğu da var. Yağ kuyruğu da var. Mesela kotalı satışlar var mı? Var. Artık bazı marketlerde şeker ve yağ satışları bir adet ile sınırlı tutuluyor. Peki önlenemeyen fiyat artışları var mı? Var. Maalesef var. Çünkü milletimiz maaşını dolarla almıyor ama ithalata mahkum edilen ekonomimizde maalesef her şeyi dolarla alıyor. İYİ Parti lideri Akşener, İYİ Parti Sakarya milletvekilinin her ay pazar alışverişi yapıp fiyatları önceki yılla karşılaştırdığını ifade ederek halkın enflasyonu başka dedi. Sakarya milletvekilimiz Ümit Dikbayır her ay eşiyle birlikte Sakarya'da pazar ve market alışverişi yapıyor. Her ay aynı listeyle aynı temel ürünleri alarak aradaki fiyat farkını hesaplıyor. Yani TÜİK'in gerçek dışı rakamlarına karşı milletimizin gerçek enflasyonunu ölçüyor. Geçtiğimiz hafta bu çalışmamız tam bir yılını doldurdu. Son alışverişi de birlikte yaptık. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Bir sene önce 558 lira 17 kuruşa yaptıkları alışverişi bir sene sonra 871 lira 94 kuruşa yaptık. Ve bir senenin sonunda milletin enflasyonunun %50.76 olarak hesapladık. Yanlış duymadınız. %50.76. Meral Akşener, TÜİK'in açıklayacağı rakamları işaret etti. Sarayı üzmeyecek rakamlar gösteriliyor eleştirisinde bulundu. Önümüzdeki günlerde TÜİK'in yıllık enflasyon hesabını göreceğiz. 2022 yılı için açıklanacak maaş zamları da bu hesaba göre yapılacak. Biliyoruz ki Tayyip Bey'i üzmeyen istatistikler kurumu, yani TÜİK, sarayı memnun etmek için her zamanki gibi elinden geleni ardına koymayacak. Sonuçta gizlenen gerçeklerden saray memnun olacak ama milletimizin gerçekleri değişmeyecek. Akşener asgari ücret önerisinde de bulundu. Biz diyoruz ki asgari ücret en az 4000 lira olmalıdır. Yani ele geçen 4000 lira olmalıdır. Ancak mevcut uygulamayla bekar bir asgari ücretin eline 4000 lira geçmesi durumunda bunun işverene maliyeti en az 6574 lira olacak. İktidarın beceriksizliği nedeniyle zaten iflasın eşiğinde olan işverenimiz için bu maliyet maalesef karşılanabilir değil. Akşener kürsüden "millet bizi çağırıyor" diyerek partililere seslendi. Hak ettiğimiz bir Türkiye'ye kavuşmak için millet bizi çağırıyor. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Türkiye sahipsiz değil, milletimiz çaresiz değil. Biz hazırız, liyakatli kadrolarımızla, projelerimizle, çözümlerimizle biz, siz hep birlikte hazırız. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Biz buradayız ve evvelallah hepsini çözeceğiz, birlikte çözeceğiz. Kimse endişe etmesin.